Merhaba arkadaşlar, ben Elif Piranlıse, bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Yine yazlık elbiselerimizi çalışmaya devam ediyoruz. Yine çok kolay ve çok güzel tek renkle örebileceğiniz bir roba çalışmasının anlatımını size bugün anlatacağım. Görmüş olduğunuz e, roba arkadaşlar rahat 3-4 yaşın giyebileceği büyüklükte bir roba çalışması. Bakın şöyle ölçtüğümüzde 31 santim genişliği var ki bu esniyor. Yani bunu rahat 33 santime kadar esniyor. Şöyle yüksekliğimi ölçtüğümde de motif boyum 10 santim. 10'a 10. Bakın şöyle 10'a 10. Şu aşağıdaki kenar kısmını da sayarsak toplamda 12 santim uzunluğunda bir motif çalışması. Yine 6 tane motifle beraber çalıştım. Bu kez ilik düğme çalışması yapmadım. Yine ip askılarla ve ucuna şöyle görmüş olduğunuz boncuklarla beraber askısını, bağcığını yapmış oldum. Şimdi yine aynı çalışmanın bakın arkadaşlar şöyle küçücük beyaz olarak çalıştım. Yine altı motifle çalıştım. Yine aynı ip ve aynı tığla çalıştım. Ee, özellikle bu iki boy arasındaki, bakın, büyüklük farkını size gösteriyorum. Ee, bunun sebebinin ne olduğunu söyleyeceğim. Bakın, şurada motifimizin son sırasında trabzan çalışması var bunda yok. Daha küçük örmek için motifleri küçültüyoruz. Daha büyük örmek için motiflerimizi büyütüyoruz. Ben şu anda görmüş olduğunuz büyük motif çalışmasını size anlatacağım. Her iki e, robamda da aynı ipi kullandım arkadaşlar. Her ikisinde de Alize'nin Cotton Gold serisini kullandım ve her ikisinde de 2,5 mm 4.0 tığ kullandım. Sadece bir sıra trabzan çalışması az yaptığımda şöyle küçücük bir roba oluyor. Bunun da santim ölçüsünü hemen vereyim size. Bakın 24 santim. Gerçi bu da esniyor rahat. 25 santime kadar şöyle giyilince esner. Böyle küçük 0-1 yaşın giyebileceği büyüklükte bir roba çalışması. Evet hemen başlayalım. Ee, Alize koton gold 100 gram ve 330 metre uzunluğunda %55 koton %45 akrit içeriği olan yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz özellikle tığ işi örgülerde kalınlığı da oldukça uygun olan sağlıklı bebeğinizi terletmeyecek bir örgü ipi. Kendinize de bu tür elbiseler örmek isteyebilirsiniz. Yine aynı ipi kullanarak aynı sonuçları alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şu yeşil ipimin renk numarasını söyleyeyim. 126 aynı renkte örmek isteyen arkadaşlar olursa. Bakın. Şimdi ben 5 tane motifimi ördüm. 6. motifi birlikte öreceğiz hemen başlayalım şöyle kameramızı yaklaştıralım ve hemen başlayalım Evet iki buçuk milimetre tığım var dedik tam göbek kısmından yine motife başlayacağız ve bir e, sihirli halka çalışmasıyla başlayacağız Bakın her seferinde gösteriyorum, yine gösteriyorum. Şu orta parmağım ve baş parmağımla ipin ucunu tuttuktan sonra şu işaret parmağıma şöyle üstten aşağıya gelecek şekilde şöyle bir tur doluyorum. Bak. Şu bir tur doladım. Şimdi geliyorum tığımla şu ipin altına giriyorum. Üstteki ipi bu şekilde alıp bir zincir çekiyorum. Bakın sihirli halkamız oldu. Şimdi motifimize başlayalım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Ve sihirli halkamın içerisine ikili trabzanlar çalışıyorum. Yani 1, 2 de çıkıyorum. 3 zincirim birinci trabzanım. Yanındaki ikinci trabzanım. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. Üçüncü ikili trabzan. 4. ikili trabzan 5 ikili trabzan bu şekilde 12 tane ikili trabzan çalışıyorum kaç yapmış 2 4 6 8 tekrar 9 tekrar 10 11 ve 12. 12 tane ikili trabzan çalıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bakın şimdi sihirli halkamın şu ipini hafifçe çekince halka kapanıyor. Halkayı kapatmadan önce bir birleştirelim. Bakın şu ip arkada olacak şekilde. Geliyorum bakın 1, 2, 3. zincirim vardı. O 3. zincirin tepesine batıyorum ve kaydırıyorum sonra bu sihirli halkamı iyice sıkıyorum arkadaşlar bakın kapandı bu aslında açılmaz kitlendi hatta böyle çekerken bir tık sesi gibi bir ses geliyor o sesi duyduğunuzda artık kitlendi demektir ama her ihtimale karşı ben yine geliyorum örgümün arka tarafında şu trabzanımın arasına giriyorum bu ipimle beraber bir zincir çekerek bir düğüm daha oluşturuyor ve ipimi kesiyorum Evet 12 tane trabzanımızı çalıştık şimdi devam ediyoruz Yine ikili trabzanlar çalışacağız. Geliyorum bakın. Birleştirme yaptığım yer. Hemen üzerine 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığma ipimi doluyorum. Bakın aynı yuva. Aynı yuvaya batıyorum. Bir ikili trabzan daha çalışıyorum. Yani aynı trabzanın üzerine iki tane trabzan çalışmış oldum. Biri 3 zincirden oluşan, bir de hemen benim ördüğüm. Araya bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Bakın sıradaki trabzan burada. Onun tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan. Tığıma ipimi doluyorum. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Bir ikili trabzan daha. İki tane trabzanın üzerine dört tane trabzan çalışmış oluyorum. Aralara da bir zincir çekiyorum. Şimdi iki tane trabzanı yaptım. Araya bir zincir çektim tığıma ipimi doladım sıradaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan tığıma ipimi doladım bir ikili trabzan daha tekrar araya bir zincir bu şekilde her bir trabzanın üzerine iki tane trabzan çalışıyorum ve aralarına bir zincir çekiyorum toplamda 24 tane trabzan olmuş oluyor. İki tane ikili trabzanı yaptım. Araya bir zincir çektim. Sonra sıradakinin üzerine iki tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Tekrar yandakinin üzerine iki tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Bu şekilde 12 trabzanımın üzerine trabzanlarımı çalışarak sıramı tamamlıyorum Evet bir zincir çektim bakın son trabzanım 12. trabzanım bunun üzerine de iki tane ikili trabzan yaptım araya bir zincir çektim geldim bakın 1-2-3. zincirin tepesine battım ve kaydırdım İkinci sıramızda oldu. Şimdi hemen bu tepeden değil de arkadaşlar bir zincir çektiğimiz şu aralardan batarak tekrar trabzan yapmaya devam edeceğiz. Bu kez 3 e, tane ikili trabzan çalışacağız. Önce bu boşluğa kaydıralım. Bakın sıradaki hemen trabzanın tepesine battım. Şöyle kaydırdım. 1 Sonra geldim. Bir zincirli boşluğa battım. Ve kaydırdım. Bakın ne kadar düzgün oluyor. Artık burada trabzan çalışacağız. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığma ipimi doladım. Bu yuvanın içerisine iki tane ikili trabzan çalıştım. İlk 3 zincirimle beraber 3 tane ikili trabzan olmuş oldu. Araya bir zincir çektim. Tığma ipimi doladım. Bakın sıradaki bir zincirli yuva. 1 2 3 tane ikili trabzan çalıştım Tekrar araya 1 zincir sıradaki yuvaya 3 tane ikili trabzan Bu şekilde 12 tane yuvamızın her birine 3 tane ikili trabzan çalışalım ve sıramızı tamamlayalım Evet son bir yuvam kaldı. 3 tane ikili trabzan çalışarak sıramı tamamlamış oldum. Şöyle saydığımızda arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane üçlü trabzan çalıştık. Şimdi son olarak araya bir zincir çekiyorum. Geliyorum sıra başındaki üçüncü zincirimin tepesine batıp kaydırarak birleştiriyorum şimdi bir üst sırayı çalışacağız burada da yine şu boşlukların arasına çalışacağız o yüzden kaydırma yapacağız ne yapıyorduk sıradaki trabzanın üzerine batıp kaydırıyoruz bir sıradakine batıyoruz kaydırıyoruz iki son olarak yuvanın içerisine batıp kaydırıyoruz bakın ne kadar düzgün hiç anlaşılmıyor. Şimdi 1-2-3 zincir çekiyoruz. Şimdi hem köşelerimizi yapacağız arkadaşlar. Hem de üçlü trabzanlara devam edeceğiz. Şimdi bu bizim ilk köşemiz. 3 zincirimi çektikten sonra tığıma ipimi doladım. Yuvaya 1 ikili trabzan çalıştım. Tekrar tığıma ipimi doladım. 1 ikili trabzan daha çalıştım. Şimdi araya bir iki zincir çekiyorum köşe olduğu için tığıma ipimi doluyorum. Aynı yuvanın içerisine yine üç tane ikili trabzan çalışıyorum. Böylece köşemi oluşturmuş oluyorum. Evet. 3 tane ikili trabzan çalıştım. Bakın bu benim ilk köşem. Böyle 4 tane köşemiz olacak. Yine araya bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Bakın geliyorum bir zincirli yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar araya bir zincir ve geliyorum sıradaki yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Şimdi ikinci köşeye geldik. Aynı çalışmayı ikinci köşemizde yapacağız. Önce bir zincir çekiyorum. Geliyorum yuvamın içerisine 3 tane ikili trabzan çalışıyorum 2 ve 3 araya 2 zincir ve tekrar aynı yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan çalışınca benim yine köşem oluşmuş oluyor bakın ikinci köşemizi oluşturduk aralarda yuvalara 3 tane ikili trabzan araya bir zincir çektik devam ediyoruz şimdi bir zincirimi çektim sıradaki yuvaya geldim 1 2 3 tane ikili trabzan çalıştım araya bir zincir çektim sıradaki yuvaya yine 3 tane ikili trabzan çalışıyorum araya bir zincir üçüncü köşe çalışma 3 tane ikili trabzan köşe olduğu için araya 2 zincir ve tekrar 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1 zincir sıradaki yuvaya 3 tane ikili trabzan 1 zincir sıradaki yuvaya 3 tane ikili trabzan 1 zincir ve son köşe çalışmam önce sıradaki yuvaya 3 tane ikili trabzanımı çalışıyorum köşe olduğu için araya 2 zincir çekip tekrar aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan çalışıyorum dördüncü köşemizi de çalışıp bitirmiş olduk bakın 1 2 3 4 şimdi bir zincir sıradaki yuvaya 3 tane ikili trabzan Tekrar araya bir zincir. Sıradaki yuvaya 3 tane ikili trabzan. Çalıştım. Bakın sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. Başlangıçtaki 3. zincirimin tepesine battım ve kaydırdım. Evet. Şimdi arkadaşlar şu küçük robot çalışmamda benim motifim bundan ibaret. Eğer küçük yapacaksanız artık motifi sizin tamamlanmış oldu. Etrafına şimdi ben e, trabzan çalışması yapacağım. Siz benim trabzan çalışmamın olduğu yere sadece sık iğne yapın arkadaşlar. Böylece bitirmiş olursunuz. Ben şimdi motifi biraz daha büyüteceğim için trabzan çalışması yapacağım. Sık iğne yapmayacağım. Evet bakın. Birleştirdiğim yer. Bunda kaydırma yapmıyorum. Şu ilk trabzanın tepesi oluyor. 1. 2 3 zincirle üst sıraya çıkıyorum. Geliyorum. Her bir trabzanın üzerine bir ikili trabzan çalışıyorum. Bakın ilk 3 zincirim, birinci trabzanım 2 3. Şimdi 2 zincir çektiğim boşluk var. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum köşe olduğu için. Tekrar bir ikili trabzan çalışıyorum yuvanın içine. Sonra yine her bir trabzanın üzerine trabzan çalışıyorum. Bakın arada bir zincirlik boşluklarımız var. Burada da geliyorum şu alttan batıp bir zincirli yuvaya da bir trabzan çalışıyorum. Sırada trabzanlarım var. Bir, iki. 3 tane trabzanı trabzanımın üzerine çalıştım. 1 zincirli yuvaya da batarak 1 ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar köşeyi göstereyim. Şimdi 1 2 3 tane trabzanımın üzerine 3 trabzan çalıştım. Bir zincirli yuvamın içerisine de 1 trabzan çalışıyorum. köşeye geldim yine 3 tane trabzanım var her bir trabzanın üzerine trabzan çalıştıktan sonra geliyorum köşede iki zincir çekmiştik bu yuvanın içerisine bir ikili trabzan araya bir zincir ve tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan çalışıyoruz Evet arkadaşlar bütün sırayı bu şekilde tamamlıyoruz tamamlayalım Evet trabzan çalışmalarımı yaptım. Bakın en son 1, 2, 3 tane trabzanım var. Onların üzerine trabzanımı yaptım. Arada bir zincirli yuvam var. Onun üzerine de bir ikili trabzan çalıştım. Ve bir, iki, üçüncü zincirimin olduğu trabzana batarak kaydırarak birleştirdim. Bir zincirle sabitledim ve ipimi biraz uzun bırakarak kestim. Motif çalışmamız bitti. Şimdi ölçü vereyim kaç santim motifimiz şöyle tuttuğumda arkadaşlar 10 santime 10 santim uzunluğunda böyle bir motif çalışmış olduk. Şimdi motifimizi birleştireceğiz. Motifi ters taraftan birleştireceğim. Ve şu iplerini uzun bırakmış olduğum kısımları hep aynı hizaya getiriyorum arkadaşlar. Düz taraflar içeride. Ters taraflar dışarıda olacak şekilde birleştirmemi yapacağım. Hemen alıyorum ipimi. Bakın geliyorum. Trabzanları çalıştık. Şurada köşem var. Bir zincirli köşe yuva Yine bakın aynı şekilde trabzanlarımın yanında hemen bir zincirli köşe yuvamın olduğu yere batıyorum. Şöyle bir zincirle beraber önce böyle sabitliyorum. Ardından her bir trabzanın tepesine bakın batıyorum. Aynı şekilde burada da karşılığında batıyorum ve şu başlangıç ipimi örgümün içerisine yedirerek sık iğne çalışıyorum bak bir buradan geliyorum bir buradan karşılıklı hiza alarak trabzanlara batıp sık iğne çalışıyorum bir buradan bak bir buradan karşılıklı şu ipi de Arasını böyle yediriyorum. Her bir trabzanımı böyle karşılıklı hiza alarak iki motifimi bu şekilde birleştiriyorum. Yine şu köşedeki bir zincirli kısma kadar birleştirip gelelim. Evet, trabzanlarımı karşılıklı hiza alarak sık iğneyle birleştirdim. Bakın bir zincirli yuvama burada battım. Aynı şekilde bir zincirli yuvama diğer tarafta da battım ve bir sık iğne yaptıktan sonra bir zincirle sabitleyip şu ipimi biraz uzun bırakarak kestim. Şimdi arkadaşlar ben bunu düğmesiz yaptım ama siz isterseniz düğmeli yapabilirsiniz. Eğer düğmeli yapacaksanız artık siz burayı birleştirmeyeceksiniz. Daha önce anlattığım modellerde uyguladığım gibi şuraya ilik düğme kısmını ayarlayabilirsiniz. Değişen hiçbir şey yok. Fakat benim bu modelim düğmesiz olacağı için bakın aynı çalışmayı ben burada da tekrarlıyorum. Eğer siz de düğmesiz yapacaksanız iki ucu birbirine birleştirerek az önce yaptığımız birleştirmenin aynısını bütün motiflere uyguladıktan sonra altı motif birleştikten sonra iki ucu da bu şekilde birleştirerek robamızı tamamlıyoruz. Bakın yine başlangıç ipini yediriyorum. Evet. Birleştirip geliyorum. Evet iki ucu da birbirine birleştirdim. Bakın en son köşeleri birleştirdim ve bir zincirle sabitledim. Şimdi burada kesmeyeceğim ipimi devam edeceğim. Şöyle düz tarafını çeviriyoruz. Tersten birleştirmiştik ya bakın ne kadar da düzgün bir birleşme oluyor. Şimdi örgümüzün düz tarafını çevirdik ve devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir bakayım ipimizin yönünün düz olduğuna emin olalım. Şimdi burası üst beden kısmımız olsun. Altı da alt beden yani kumaşa dikilecek kısmımız olsun. Fark etmez tam tersini de yapabilirsiniz. Şimdi boyu sıraya sık iğne çalışması yapacağım. Bakın her bir trabzanın üzerine bir sık iğne yapacağım. Bu sık iğneleri yaparken e, sıkı ya da bol yapmayacağım arkadaşlar. Her bir yuvaya batıyorum. Bakın şu uzun bırakmış olduğum ipler var ya. Bunları da şöyle yapalım. Hatta bir geriden başlayalım. Bakın yine bunu örgünün içerisine yedirelim. Şöyle örgünün üzerine alalım. Sık iğneye öyle çalışalım. Bu şekilde iplerimizi de temizlemiş oluyoruz. Evet, her bir trabzanın üzerine bir sık iğne çalışıyoruz. Bunu böyle gizledikten sonra fazlasını alarak temizliyoruz. Bakın şu birleşme yerimiz var burada. Aynı şeyi buna da yapıyoruz. Bakın tam burada bir sık iğne ile bitirmiştik ya sık iğnenin üzerine de batarak bir sık iğne yapıyoruz. Sonra yine trabzanın üzerine sık iğne. Evet bütün altı motifin tamamını şu başlangıç yerine kadar sık iğne çalışmasıyla çalışıp bitirelim. Evet her bir trabzanımın üzerine sık iğne çalıştım. Ve bitiş iplerini örgümün arasına yedirerek temizledim ve sık iğnelerimi bitirdim şimdi arkadaşlar bakın başlangıç yerine geldim şurası başlangıç yerimiz ipi bağlayıp çıktığımız ilk e, sık iğnemin üzerine batıyorum şöyle kaydırıyorum bir zincirle sabitleyip ipimi biraz uzun bırakıyorum şimdi bunu daha gizleyemeyiz yürütemeyiz örgümüzün arasından Dolayısıyla bunu şöyle tığımızla beraber gizleyeceğiz arkadaşlar. Örgümüzün içerisinden yürüteceğiz ve fazla olanını temizleyeceğiz. Evet üst kısmımız bitti. Askı çalışmamız var. Askılarımızı en son yapalım. Şimdi etek ucu olan kısma şöyle bir kenar çalışması yapacağım. Yelpaze çalışması yapacağım. Ve boncuk kullanacağım. Siz ister boncuk kullanın isterseniz kullanmayabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Boncuk kullanmak isteyen arkadaşlar hemen boncukları göstereyim size. Bakın ben bu şekilde paket halinde boncukları satın aldım. Bunlar 8 santim şey, 8 milim büyüklüğünde vernikli boncuklar. Renkli seçenekleri de var. Daha koyu, daha açık, farklı renklerde. İsterseniz bu boncuklardan da alıp kullanabilirsiniz. Ben paket aldım ama öyle tahmin ediyorum ki tane işi de satılıyordur ya da küçük paketler halinde satılıyordur. Evet, şimdi sık iğneli kısmımız, bedenimizin üst kısmı dedik. Şimdi altta başlayacağız ve çalışacağız. Yine şu birleştirme yerleri oldukça müsait. Bakın. Buradan şöyle girelim. İki motifin birleştiği yerden başlayalım. Bir zincirle beraber önce şuraya sabitleyelim. Şimdi yelpaze çalışması yapacağız dedik. Yani ikili trabzanlar çalışacağız ve aynı yuvaya çalışacağız arkadaşlar. Bu kadar kolay. Bakın tığma ipimi doladım. Şu başlangıç ipimi de yine örgümün arasına yedireceğim. Bir iki trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanın üzerine batıyorum. Ve ikili trabzan çalışıyorum. Dört tane. Bu birincisiydi. İki 3 ve 4 bakın bu ipi de burada yürütüp gizlemiş oldum şimdi boncuklu çalışacak olan arkadaşlar 4 tane trabzanı çalıştıktan sonra ben şöyle yapıyorum ilmekten tığımı çıkartıyorum boncuğu şöyle tığımı alıyorum geliyorum bu ilmeği boncuğun içerisinden geçirip şöyle bir sabitliyorum. O zaman düzgün görünüyor arkadaşlar. Bakın hep delikli kısımlar yanda kalıyor. Yani birkaç deneme yaptım. En düzgün böyle olduğunu görünce böyle yapmaya karar verdim. Şimdi 4 trabzandan sonra boncuğumuzu yerleştirdik. Tekrar tığımıza ipimizi doluyoruz. Yine aynı yuvaya yelpaze çalışacağız. O yüzden 4 tane daha ikili tırabzan çalışıyoruz. 2 3 ve 4. Eğer boncuklu çalışmayacaksanız arkadaşlar siz direkt 8 tane ikili tırabzan çalışın. Şu boncuğu siz koymayacaksanız sadece 8 tane ikili tırabzan çalışın. Şimdi geliyorum. Bakın. 1 2 trabzan atlıyorum. Üçüncüsünün içerisine batıp bir sık iğne yapıyorum. Tığma ipimi doluyorum. 1 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanımın içerisine yine yelpaze yapıyorum. Yeni yelpazemi çalışıyorum. Aynı yumaya 4 tane ikili trabzanımı çalıştım. Geliyorum. Bakın boncuğum burada ipimi içinden geçiriyorum bir zincirle sabitliyorum tekrar aynı yuvanın içerisine 4 tane daha ikili trabzan çalışıyorum ikinci yelpazemizi de çalışmış olduk geliyorum bakın bir iki trabzan atlıyorum üçüncüsünün içerisine bir sık iğne ile bir sık iğne ile sabitliyorum. Tığıma ipimi doluyorum. 1-2 tane atlıyorum. Tekrar 4 tane ikili trabzan çalışıyorum. Bir motifte 3 tane yelpaze oluyor bu şekilde arkadaşlar. Bakın şimdi boncuğumuzu alalım. Şöyle tığımızı aldık bir zincirle sabitledik geldik yine aynı yuvaya 4 tane daha ikili trabzan çalışıyoruz bir iki trabzan atladığımda bakın arkadaşlar şu birleştirme yerinin olduğu sık iğneye denk geliyor buraya bir sık iğne ile sabitliyorum Bakın ne olmuş oldu. Şu bir motifin arasında 1-2-3 tane yelpaze çalışmış olduk. 6 tane motifimiz var. Eğer boncuk tane işi alacaksanız arkadaşlar altı motifli çalışacaksanız 18 tane boncuğa ihtiyacınız var. Onu da hemen söylemiş olayım. Şimdi devam ediyoruz. Şu başlangıcı bir daha göstereyim. Bakın tığma ipimi doladım. 1 2 trabzan atladım. 3.sünün üzerine 4 tane ikili trabzan çalıştım. Boncuk alalım. Bir zincirle sabitledim. Tekrar aynı yuvaya 4 tane ikili trabzan çalışıyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar bütün alt kenar kısmımızı yelpazelerle çalışalım ve bitirelim. Arkadaşlar bütün etek kısmını aynı şekilde her bir motife 3 tane yelpaze ve boncuk gelecek şekilde çalıştım. Bakın en son pazemi çalıştım. Bir, iki trabzan atladım. Üçüncüsü şu benim başlangıç yerim arkadaşlar. Bakın. İlk başladığım yer. Buraya batıyorum. Şöyle kaydırıyorum. Bir zincirle sabitleyip ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Şimdi bu ipi de yine başlangıç ipiyle bunu da şöyle örgümün arka tarafında yürüterek gizliyorum. Etek kısmını da bitirdik. Şimdi askılarımız kaldı arkadaşlar. Şimdi şöyle iki motif önde, iki motif arkada, birer motif yanlarda olacak şekilde bakın. Şöyle robamızı tutuyoruz. Bağcık çalışacağız. Yine bağcıkları istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Askı bağcık da yapabilirsiniz, zincir bağcık yapabilirsiniz. Ee, kumaş bağcık yapabilirsiniz. Yani nasıl arzu ederseniz. Ben şimdi şöyle Zincir bağcık çalışması yapacağım ve size de göstereceğim. Bu şekilde katladım. Bakın şuralar kol altlarımız, şurası ön bedenimiz. Şunlar motif birleştirdiğimiz yerler. Şu ortadaki iki motifin oraya, şu kenarlara bağcıkları takalım. Şu kol altında kalan şuralara. Yani şu birleştirmeden öteye geçmeyelim. Çünkü burası kol altı. Buranın şu genişliği yani kol altı mesafesi olacak. Şimdi arkadaşlar tam 3 metre uzunluğunda ip. Ben şöyle kulaçla beraber bunu ölçüyorum. Şöyle açıyorum. Tabii siz göremiyorsunuz. 1,5 metre oluyor. Şurası 1,5 metre. 2'ye katlıyorum toplamda 3 metre ipi ikiye katlıyorum bir buçuk metre uzunluğunda oluyor Burası da 3 metrenin tam orta yeri bir buçuk metre bakın birleştirme yaptığım yer şurası tam orta nokta geliyorum onun hemen yanına ya da bir yanına daha fark etmez Hatta böyle yapalım bakın birleştirme yeri yanında bir sık iğne onun yanındaki sık iğneye şöyle iki kat ipimi alıyorum ve zincir çekiyorum. Bu şekilde sıkı olmayacak şekilde zincir çektiğimizde oldukça düzgün, güzel bir bacık elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu bir buçuk metre uzunluğundaki ipim ortalama 65 zincir oluyor. Bu da yeterli bir bacık uzunluğu oluyor. Şimdi hemen çekip geliyorum. Evet 65 zincirimi çektim. Şimdi bu boncuklu çalışacak olan arkadaşlar yine bu zincirleri çektikten sonra şöyle içeriye alabilirler. Bakın bir zincirle sabitledim. Bir zincir daha çektim. Şöyle bitirebilirler. Yani bunu İsterseniz bağcık kısmını şu kesmiş olduğumuz ipi gizleyebilirsiniz. İsterseniz çivim atarak bırakabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Şöyle benim yaptığım gibi bağlayıp sonra yine tığınızın yardımıyla şöyle örgünüzün içerisine gizleyebilirsiniz. Bu şekilde yürütüp fazlasını kesebilirsiniz. Ya da dediğim gibi sadece düğüm atıp bu ipleri serbest de bırakabilirsiniz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa. Evet şimdi ben yürüttüm ve fazlasını kestim. Şimdi bu bunun gibi 3 tane daha bağcık çalışılacak. Bakın bir ikinci bağcığımız yine ön tarafta. Yine bakın şurada birleştirme yerinin yanındaki sık iğne değil onun yanındaki sık iğne yani aynı hizada arkayı çeviriyoruz arkada da yine birleştirme yerinin yanındaki değil yanındaki yani tam birbirinin simetrisi olacak şekilde bak bu arada iki roba arasındaki bir sıra trabzanın ne kadar robayı büyüttüğünü de görmüş oluyorsunuz Evet arkadaşlar bu şekilde çalıştıktan sonra kumaşa dikerek artık tamamlayabilirsiniz. Ben kumaşa nasıl diktiğimi de şu anlatıp bitirdikten sonra bir örnekle beraber size göstereceğim bütün ayrıntılarıyla kumaşımızın cinsi nasıl biçmek lazım en, en ölçüsü boy ölçüsü birleştirmesi her şeyini ayrıntılı bir şekilde size göstereceğim. Evet bir anlatımın daha sonuna gelmiş oldum. Anlatacağım daha elbise robası çalışmaları var. Bitmedi. Sıradaki ile görüşebilmek dileğiyle. Sağlık, saat esenlikler diliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Mutlaka onları da bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.